Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 21 Haziran 2023 Çarşamba. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Kazakistan'da Suriye konulu Astana görüşmeleri devam ediyor. Terörle mücadele, Suriye'deki gelişmeler, sığınmacıların dönüşü için gereken koşullar toplantının ana başlıkları. İkinci gün notlarını alacağız Güzel Zaytova'dan birazdan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'de. ABD'li mevkidaşı Blinken'la ilk defa bir araya gelecek, ayrıntıları paylaşacağız. Almanya Başbakanı Scholz, Çin'i Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdı. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için çabalar sürüyor. Çin Başbakanı da Almanya'da bu arada. Tüm bu temasları, tüm bu açıklamaların ayrıntılarını Berlin'den İlhan Atasoy'dan alacağız. Türkiye ve Azerbaycan hava sahasını hakim koruyacak. Açıklama Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Güvenlik ve savunma politikaları uzmanı Adalet Verdi'ye Bakü'den bugün yayın konuğumuz olacak. Hakim projesini konuşacağız. Özbekistan sevgili seyirciler Türk Cumhuriyetleri ile basitleştirilmiş gümrük koridoru oluşturacak. Öte yandan 9 Temmuz'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülkede hazırlıklar sürüyor. Özbekistan gündeminden notları da Şahrukbek Alimov'dan alacağız. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi ve Malezya Eski Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti. Beştepe'de bazı yeni büyükelçiler için güven mektubu takdim töreni de düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tahıl girişiminin süresinin uzatılması çabalarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun gösterdiği liderliğe minnettar olduğunu açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırı düzenledi. Herson'a düzenlenen bombardımanda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Almanya Başbakanı Scholz, Çin'i Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı ise NATO'yu savaş istemekle suçladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'ye gitti. Bakan Fidan'ın başkent Londra'da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Terör örgütü PKK Almanya'da da tehdit oluşturmaya devam ediyor. Alman istihbarat raporuna göre PKK'nın Almanya'daki ana faaliyeti örgüt için lojistik ve finansal destek sağlamak. Rapora göre Almanya'da 14.500 sempatizanı bulunan terör örgütü geçen yıl 16 ile 17 milyon avro arasında haraç topladı. Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında geçen hafta batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Yüzlerce kişi ise hala kayıp. Faciada hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor. İsrail, Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını artırdı. Beytüllahim kentinde Filistinli bir genç başından vurularak öldürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde sisteme güven giderek azalıyor. 10 Amerikalı'dan sadece 4'ü hükümet sisteminin sağlam olduğuna inanıyor. Cumhuriyetçilerin %60'ı 2022 seçimlerinde sahtekarlık var fikrinde ısrar ederken, toplumun %55'i ise temel haklarını kaybetmekten endişe ediyor. Honduras'ta bir kadın cezaevinde çeteler arasında çatışma çıktı, 41 kişi öldü. ...1912'de batan Titanic'e turistik amaçlı yolcu taşırken kaybolan denizaltıya ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor. Pazar günü dalışa geçen denizaltıda 4 yolcuyla bir kaptan bulunuyor. Yolcu ve mürettebatta yaklaşık 30 saat yetecek kadar oksijen kaldığı tahmin ediliyor. Bölgede arama çalışmaları devam ederken ekipler patlama sesleri duyduklarını rapor etti. Türkiye'nin milli fırkateyni TCG İstanbul Mavi Vatan'da ilk kez seyre çıktı. Milli Savunma Bakanlığı geminin deniz kabul testlerine başlandığını duyurdu.
Hani... Tasavvuf ve Japon kültürü İngiltere'nin başkenti Londra'da buluştu. Osmanlı tasavvufu ve Japon kültürü uzmanı Dr. Naoki Yamamoto, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde tasavvuf ve Japon kültürünün ortak yanlarını paylaştı. Söyleşide geleneksel Japon çay seremonisi de yapıldı. Türkiye'nin gurur markalarından Türk Hava Yolları bir kez daha Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülüne layık görüldü. 325 şirket arasından hizmet kalitesiyle sıyrılan Türk Hava Yolları birçok kategoride de zirvede olmayı başardı. Evet, gelişmeler böyle. Detaylarına bakacağız. Birlikte ilk durağımız Kazakistan olacak. Suriye konulu Astana görüşmelerinde bugün ikinci gün. Bakalım, alalım notları. Güzel Zaytov Astana'da bizi bekliyor. Bugün ikinci gün dedik. Aslında toplantıların son günü bugün aynı zamanda. Bitti mi? Açıklama var mı? Nedir son durum? Senden alalım ayrıntıları. Evet, Suriye konulu Astana görüşmelerinin garantörleri Türkiye, Rusya, İran heyetleri 20. kez Kazakistan başkenti Astana'da bir araya geldi. Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele, rehinelerin bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konular iki günlük toplantının ana başlıklarından olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca sahadaki son gelişmeler müzakere edildi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için şartların kolaylaştırılması gibi insani konularda masaya yatırıldı. 20.si düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerine garantör ülkelerin yanı sıra Suriye rejimi ile muhalefetinden de temsilciler katıldı. Toplantıda Birleşmiş Milletler'le Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci statüsüyle yer aldı. Astana görüşmelerinin ilk gününde dün garantör ülkeler arasında teknik toplantılar yapıldı. Türk heyeti ilk toplantısını İran heyetiyle yapmıştı. Görüşmeler Türkiye saatiyle sabah saat 7'de başladı. Kazakistan saatiyle yaklaşık 22'ye kadar devam etti ve söz konusu toplantılar basına kapalı şekilde gerçekleştirildi ve Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik yol haritası üzerinde dörtlü istişare toplantısı da yapıldı. Bu arada Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyet temsil etti. Bu arada bu kez Astana görüşmeleri kapsamındaki en önemli toplantının Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik dörtlü toplantı olduğu da vurgulandı ve bunu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ifade etti. Bugün ise Suriye konulu Astana görüşmelerinin ikinci günü. Toplantılar, görüşmeler Türkiye'nin garantör olduğu Suriye muhalefeti Birleşmiş Milletler heyetiyle ikili toplantısıyla başladı bugünkü görüşmeler. İkili ve üçlü toplantılar hem dün hem bugün de basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. Ardından ise ana oturumla basın toplantısı düzenlendi ve iki günün sonunda mutabakata varılan ortak bildiri okundu. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından ortak sonuç bildirgesi okundu. Bildirgede öne çıkan başlıklara da kısaca değinmek istiyorum. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi. Her türlü terörizmle mücadele etmek için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıldı. Suriye'de devam eden askeri saldırıları, özellikle sivil halkı hedef alan saldırıları kınandı. Mültecilerin geri dönüşlerini kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Rehinlerin bırakılmasına yönelik operasyonların sürdürüleceği de belirtildi. Bir sonraki toplantının, bir sonraki görüşmenin 21. Suriye konulu 21. görüşmelerinin 2023 yılının ikinci yarısında Astana'da düzenleneceği de belirtildi sonuç bildirgesinde. Fakat burada Kazakistan tarafı Suriye konulu Astana görüşmelerinin sonlandırılması teklifinde de bulundu. Söz konusu teklifin
Sonuçları henüz belli değil. Dediğimiz gibi bildirgede bir sonraki 21. görüşmenin 2023 yılının ikinci yarısında Astana'da düzenleneceği de ifade edildi diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Güzel, Zaytoğlu'dan aldık bilgileri. İşte Astana görüşmelerinin 20.si gerçekleştirildi. Görüşmeler sona erdi. Açıklanan bildirde Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Mültecilerin geri dönüşü yolunda da atılacak adımlar değerlendirildi. Tabii bu toplantılarda bakalım Suriye ile Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi yönünde hazırlanacak yol haritası da olgunlaşıyor. İşte bu toplantılarda önümüzdeki süreçte göreceğiz gelişmeleri. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi ve Malezya eski başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti. Beştepe'de bazı yeni büyükelçiler için de güven mektubu takdim töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki ilk kabulünde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Malezya eski başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti. Basına kapalı görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 ülkenin yeni Ankara Büyükelçileri için güven mektubu takdim töreni de düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilk olarak Peru Büyükelçisi geldi. Ardından sırasıyla Polonya ve Irak'ın Ankara Büyükelçileri ülkelerinin güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan 3 büyükelçiyi ayrı ayrı kabul etti. Törenin ardından yeni büyükelçiler görevlerine resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tahıl girişiminin süresinin uzatılması çabalarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun gösterdiği liderliğe minnettar olduğunu açıkladı. Açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby tarafından yapıldı. Kirby, Karadeniz tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bu girişimin devam etmesindeki liderliğine minnettarız dedi. Birleşmiş Milletler'e de teşekkür ettiklerini belirtti Kirby. Tüm dünyanın tahıl koridorundan yararlandığını vurguladı. Birleşmiş Milletler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü bu gerçekten bu bölge dışındaki insanlar için önemli ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'ye gitti. Bakan Fidan'ın başkent Londra'da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın katılacağı konferansta Ukrayna'nın kalkınması ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanılacak. İki gün boyunca sürecek etkinlik uluslararası toplumu bir araya getirecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de konferansa çevrim içi katılacağı belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de duyurdu. Lipavski'nin görevinden dolayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı tebrik ettiği bilgisi verildi. Evet, haberimizde de aktardık. İngiltere, Ukrayna'yı yeniden yapılandırma konferansına ev sahipliği yapıyor. Konferans İngiltere ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenleniyor ve iki gün sürecek. Biraz önce de aktardık, konferansa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılıyor. Başkent Londra'da düzenlenen uluslararası toplumu bir araya getirecek konferansın açılış konuşmalarını İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve etkinliğe çevrim içi katılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yapacak. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa konferansa katılacak üst düzey isimler arasında yer alıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kalıcı iyileşme için çerçeve başlıklı oturumda 5. konuşmacı olarak yer alıyor. Sevgili seyirciler, Hakan Fidan çeşitli görüşmeler de gerçekleştirecek. ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la ilk defa Londra'da bir araya gelecek. Fidan'ın ikili görüşmeleri basına kapalı gerçekleşecek. Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırı düzenledi. Kherson'a düzenlenen bombardımanda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Almanya Başbakanı Scholz, Çin'i Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı ise NATO'yu savaş istemekle suçladı. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda İran yapımı Şahit dronları kullanıldı. Kiev sokaklarında 3 saat hava saldırısı sirenleri yankılandı. Kherson kentindeki saldırıda bölgede çalışan yardım ekiplerinden bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
Lviv, Zaporijya ve Mykolaiv kentleri de ateş altındaydı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın kullandığı 35 drone'un 32'si imha edildi. Saldırıların Lviv'deki sivil altyapıya hasar verdiği ifade edildi. Zaporijya'da da 7 füzeyle telekomünikasyon ağı ve tarım arazilerine hedef aldığı belirtildi. Rus TASS ajansı ise Ukrayna güçlerinin Nova Kahovka kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki bölgeye saldırdığını açıkladı. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Ukrayna ordusu da ABD tarafından gönderilen HIMARS füzesinin fırlatıldığı anları yayımladı. HIMARS füzelerinin hızı ve hareket kabiliyeti sebebiyle imha edilmesinin neredeyse imkansız olduğu ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Rus güçlerin baskı altında olduğunu söyledi. Ukrayna'nın hiçbir mevzide toprak kaybetmediğini, bazı bölgelerde de ilerleme kaydettiğini ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elize Sarayı'nda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmede Ukrayna Savaşı ele alındı. Macron, Fransa ve İtalya'nın Ukrayna'yı destekleme konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşı sona erdirmek için Çin'e Moskova üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanma çağrısı yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da çatışmaların dondurulmasına karşı çıkan NATO'ya tepki gösterdi. NATO'nun savaş istediğini, Rusya'nın da buna hazır olduğunu söyledi. NATO savaş istiyor, Rusya da buna hazır. İşte Sergey Lavrov'un açıklamaları böyle. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Almanya temsilcimiz İlhan Atasoy Berlin'den karşımızda. Şimdi Fransa ve İtalya Ukrayna'yı destekleme kararı aldı. Savaşın devamından yanalar. Anlaşılan İngiltere 3 milyar dolarlık yaklaşık Ukrayna ekonomisine destek planı açıkladı. Avrupa Birliği Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Silah yardımları Batı'nın bir yandan devam ediyor ama Almanya Başbakanı'nın girişimi ilginç. Scholz Çin heyetini ağırlıyor Almanya birkaç gündür. Onun detaylarını da alacağız senden. Çin Başbakanı Almanya'da ama Çin'i Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmaya çağırdı. Bunu biraz açmak istiyoruz. Almanya tabii bu savaşın sona ermesinden yana Fransa ve İtalya Ukrayna'yı destekleme kararıyla aslında savaşın devamından yana olduklarını deklare ettiler. Rusya da işte NATO savaş istiyor, biz de buna hazırız diyor. Savaşı sona erdirecek hamle aslında tüm dünya tarafından da bekleniyor. Afrika İnisiyatifi geçtiğimiz günlerde bölgede temaslarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı ile görüştüler. Almanya Başbakanı'nın çağrısı önemli. Türkiye girişimde bulunuyor zaten uzunca bir süredir. Ne demek istedi Almanya Başbakanı Scholz? Dilersen bununla başlayalım. Rusya'yla hem Çin Devlet Başkanı hem Rusya Devlet Başkanı arasındaki görüşme trafiği ve küresel sorunları görüşmeler tabii ki de bu anlamda dikkat çekiyor. Tüm Avrupa tarafından yakinen takip ediliyor. Dolayısıyla da Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bir anlamda bunu ifade etmeye çalıştı. Aslında o cümlenin arkasında da bu var. Yani Çin dedi Rusya üzerindeki nüfusunu kullansın, Vladimir Putin'le olan dostluğunu, arkadaşlığını veya iki ilişkilerin geldiği şu anki seviyenin bir anlamda kullanılmasını talep etti. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için de bir anlamda Çin'in inisiyatif almasını söyledi, istedi, talep etti. Almanya Başbakanı dediğim gibi tamamen son dönemde artan Çin-Rusya ilişkilerinin, özellikle Çin'in küresel sorunların çözümü bağlamında son dönemde birçok bölgede aktif rol aldığını biliyoruz. Bu anlamda da tabii ki de Almanya, özellikle Almanya eski başbakanı Angela Merkel'in 2018 yılındaki son Çin heyetiyle görüşmesinden uzun bir süre sonra bu ziyaret gerçekleşti. Dolayısıyla da hükümetler arası bir istişare toplantısı olarak planlandı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Çin Başbakanı Li Qiang'ı kabul etti. Olaf Scholz, Almanya Başbakanı askeri törenle karşıladı. Hükümetler arası istişare toplantısı yapıldı. Bir başka ekonomik toplantı vardı. Hem Çin hem de Almanya arasında ikili ilişkiler anlamında, ekonomik ilişkiler anlamında bazı anlaşmalara imza atıldı. Dolayısıyla da bu ziyaret önemliydi. İşte tam bu ziyaretin odak noktası da Rusya-Ukrayna Savaşı oldu. Olaf Scholz'un özellikle o cümlesi Çin'in son dönemde küresel sorunları olan çözüm çabalarına atıf yaparak bir anlamda
Çin'in Rusya üzerindeki nüfusunu kullanmasını talep etti. Bunu bu şekilde okuyabiliriz. Tabii bir cümle daha vardı orada. Özellikle Çin'den Rusya'ya silah sevkiyatı yapmasını istemedi. Olaf Scholz böyle bir ifadede kullandı. Özellikle Çin'le ekonomik ilişkileri, Çin'le ekonomik ilişkilerin koparılması ya da uzak kalması Almanya'nın yararına değil dedi. Çin heyetindense ya da Çin başbakanındansa ilişkilerin üst düzeye çıkarılması çağrısı geldi. Dolayısıyla bu iki günlük ziyarette bu başlıklar öne çıktı. Ancak senin de ifade ettiğin gibi aslında en dikkat çekici, en çarpıcı cümle belki de oydu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin Başbakanından Çin'in Rusya üzerindeki nüfusunu kullanmasını, bir anlamda savaşı sona erdirebilmek için çabalarını artırmasını talep etti. Bu da ziyarete damga vuran önemli cümlelerden biri oldu Coşkun Özen. Tabii Çin'e yönelik uluslararası baskı İlhan Atasoy son dönemde giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde Çin ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'deydi. 4 yıl aradan sonra ziyaret etti ülkeyi. Çinli mevkidaşıyla yaklaşık 7,5 saat görüşmüşler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından da kabul edildi Blinken. Tabii gelişmeler önemli. Önümüzdeki günler bakalım nereye doğru evrilecek. Çin'e tabii Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanması yönündeki baskı ilk kez Almanya'dan gelmiyor. Daha önce farklı ülkelerden de bu yönde baskılar gelmişti. Başta ABD olmak üzere. Bir ikinci sorum daha olacak sana. Tabii önemli gelişmelerin yaşandığı süreçlerden geçiyoruz. Bu arada Almanya'da istihbarat kurumu önemli bir rapor açıkladı. Terör faaliyetlerine ilişkin terör örgütü PKK'nın Almanya'da tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Sen de bunu haberleştirdin ama birkaç not alalım istersen senden. Coşkun Özen, aslında Almanya'nın iç istihbarat her yıl Mayıs ayında, Haziran ayında bir önceki yıla ilişkin hem faaliyetlerini hem de varlık sebebine ilişkin oluşumları takip ediyor. Bunları bu anlamda raporluyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. İşte yapılan son açıklamada da 2022 yılına ilişkin bir anlamda faaliyet raporu yayınlandı ve o rapora baktığımızda da terör örgütü PKK'nın Almanya'daki faaliyetlerine ilişkin 13 sayfalık bir bölüm ayırdıklarını görüyoruz ki bu bölümün ya da bu raporun özeti şu: bir anlamda terör örgütü PKK Almanya için tehdit oluşturmaya devam ediyor ki yine mevcut rakamlara da dikkat çekiyor Alman İstihbarat Teşkilatı ve özellikle Almanya'da toplanan 16-17 milyon avroluk yardımların da terör örgütünün finansmanı ve eleman kazandırılması için harcandığına dikkat çekiliyor ki yakinen takip ediliyor. 1993 yılından beri PKK terör örgütü Almanya'da yasaklı örgütler listesinde, ancak buna rağmen faaliyetlerine devam ediyor. Dediğim gibi bir basın toplantısıyla bu gelişme duyuruldu. Biz de ona ilişkin bir haber hazırladık. Şimdi o haberdeki detaylara bakalım. Alman istihbaratının terör örgütü PKK'ya bakış açısını ve elindeki teklifleri de haberimizde yer verdik. İzleyelim onu. Almanya'da iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı 2022 raporunu açıkladı. Raporda PKK'ya geniş yer verildi. Ülke genelinde 14.500 terör örgütü sempatizanı bulunduğu belirtildi. Raporda Almanya'da örgütün yapısının 4 saha, 9 eyalet ve 31 bölge adı altında şekillendiği, bunların da bir elebaşına bağlandığı aktarıldı. Talimatların uygulanması için PKK'nın çoğunlukla yerel dernekleri kullandığı ifade edildi. Bu derneklerin örgütün destekçilerinin buluşma noktası olduğu belirtildi. Alman istihbaratına göre PKK 2022'de terör yandaşlarından 16 milyon avrodan fazla para topladı. Raporda PKK'nın gençlik ve öğrenci dernekleri üzerinden örgüt yandaşlarını harekete geçirmeye çalıştığı vurgulandı. Böylece örgüte eleman devşirmeye yönelik faaliyetler yaptığı dile getirildi. PKK'nın Avrupa'da uzun yıllardır şiddet yanlısı değilmiş gibi görünmeye çalıştığı da raporda yer aldı. Örgütün düzenlediği gösterilerde polis veya Türk gruplarla şiddet içeren olaylar yaşandığına işaret edildi. Rapora göre 2013'ten bu yana 300'den fazla kişi Almanya'dan terör örgütüne katılmak üzere ayrıldı. Bunlardan 36'sı çatışma bölgelerinde öldü. Yaklaşık 150'si de Almanya'ya geri döndü. Türkiye'nin milli fırkateyni TCG İstanbul, sevgili seyirciler, Mavi Vatan'da ilk kez seyre çıktı. Milli Savunma Bakanlığı geminin deniz kabul testlerine başlandığını duyurdu. 2017 yılında projeye başlandı. 2021 yılında denize indirildi. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü yaklaşırken ilk seyrini tamamladı. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından STM ana yükleniciliğinde inşa ve donanım faaliyetleri süren Türkiye'nin ilk milli fırkateyni önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. TCG İstanbul'a törenle Türk bayrağı tokat edildi. Ardından ilk seyrine çıkan geminin deniz kabul testlerine de başlandı.
Milli Fırkateyn, TCG İstanbul, 113 metre uzunluğa ve 14,5 metre genişliğe sahip 123 personelin görev yapacağı geminin 5700 deniz mili menzili bulunuyor. Gemi modern ve milli silah sistemleriyle de donatıldı. MKE deniz topu, atmaca gemi savar füzesi, Gökdeniz yakın hava savunma sistemi ve milli dikey atım lançer sistemi MIDLAS gibi sistemleri üzerinde barındıracak. Bu özellikleriyle Mavi Vatan'da özellikle hava savunma harbi konusunda deniz kuvvetlerinin gücüne güç katacak. TCG İstanbul'un bu yıl envantere girmesi, TCG İzmir, TCG İzmit ve TCG İçel'in de 36 ay içinde inşa edilmesi bekleniyor. Sevgili seyirciler, Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Azerbaycan'ın hava sahası güvenliğini sağlayacak Hakim projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ege'den Hazar'a koruma sağlayacak bir proje, son derece önemli. Türkiye ve Azerbaycan'ın hava sahasını hakim koruyacak. İşte bu önemli projeyi konuşacağız. Dönelim Bakü'ye. Fatih Avanosyan'da kıymetli bir de konuğu var. Bu projeyi değerlendirecekler. Sözü onlara bırakalım. Coşkun Özen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o ilk ziyareti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gerçekleşen ilk ziyaretinde resmi programlar vardı, resmi olmayan programlar vardı. İki Cumhurbaşkanı da son programlarında Bakü'de bir özel bir noktada işte bu sistemleri denetlemiş, yerinde görmüştü. Neydi bu sistemler? Hava komuta sistemi. Tabii ki Türkiye ve Azerbaycan her alanda işbirliğini yürütüyordu. Siber güvenlik alanına, milli savunma sanayi alanına hep atıfta bulunuyorduk. Bu kapsamda artık ortak hava sahasını da birlikte koruyacaklar. Birlikte ortak düşmanları algılayacak, birlikte savunma ya da hücum planlarını geliştirecekler. İşte bugün de Profesör Doktor Haluk Görgün'ün o açıklamasından sonra artık biz de uzman bir isimle, Adalet Verdiyev'le birlikte bu sistemleri konuşacağız. Ve Haluk Görgün'ün bir ifadesi var, onu da söylemek istiyorum. Bundan sonra umummilli lider Haydar Aliyev'in ifade ettiği gibi tek millet, iki devlet, tek hava sahası demişti. Gelin isterseniz onu da Adalet Müellim'den dinleyelim. Efendim önemli bir proje. Gerçekten çok güzel. Gurur da duyduk. Birlikte artık o milli savunma ürünleriyle birlikte, iki ülkenin ortak da geliştirdiği ürünlerle birlikte hava sahası da birlikte korunacak. Ortak tehditler algılanacak ve müdahale edilecek. Siz bu komuta sistemi için neler söylersiniz? Bu hakim adlanan komuta kontrol sistemi Türkiye ile Azerbaycan'ın hava hücumundan müdafiye sahesinde seylerini, imkan ve potansiyelini birleştirmek məqsədiyle atılmış çok mühüm layihelerden biridir. Layihenin yakın müddette tam hacimde hayata geçirileceği gözlenilir. Bu layihe biz əlahiddə olarak bir tehdit lere karşı bir proje kimi değil, ümumilikdə Şuşa bəyannaməsinin tərkib bir hissəsi kimi baxmalıyıq. Xatırlayırsınızsa cənab Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakıya səfəri çərçivəsində cənab İlham Əliyevlə bir komuta məntəqəsinin açılışında iştirak elədilər. Bu komuta məntəqəsi də məhz həmin yeni yaradılan hakim kontrol sisteminin idarə edilməsini həyata keçirəcək. Bu fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün təbii ki konseptual bir fəaliyyət planı hazırlanacaq. Bu konsepsiyada her iki ölkənin mövcud imkanları sinxronizə ediləcək. Yəni Türkiyədə olan qüvvələrin komandanı və yaxud da Bakıda olan qüvvələrin komandanı her iki ölkə arasında mövcud olan bazaların ümumi vəziyyəti, oradakı silahın, sursatın sayı, miqdarı, ehtiyatlarımızın həcmi barədə net məlumatlara malik olacaq və bu yalnız havada deyil, həm də sərhədlərimizin sınırlarında hava hücumundan müdafiənin qorunmasını təşkil edəcək. Bu məsələlərə həm də dənizlər üzərində, Ege dənizindən Xəzər dənizinə qədər olan ərazilərdən bəhs etdi cənab Görgün. Bu baxımdan hesab edirəm ki, gələcəkdə həm təlim, tədris proseslərinin sinxronlaşdırılması həyata keçiriləcək. Yəni bu sistemlərdə çalışacaq zabit və digər subaylarımızın, çavuşların və gizirlərin hazırlığı üçün məlum bir proqramlar hazırlanacaq. Həm döyüş və operativ hazırlıq planlarına uyğunlaşdırılacaq. Həm də bu hər iki qardaş ölkənin hava hücumundan müdafiə qoşunlarının, qüvvələrinin, mövcud silah və sursatlarımızın tətbiqi ilə
birgə təlimlərin də keçirilməsi mütləq həyata keçiriləcək. Hər bir halda kifayət qədər əhəmiyyətə malik olan bu iki qardaş ölkənin birgə hakim layihəsi gələcəkdə həm dost və müttəfiq ölkələrin, həm Türk Dövlətlər Təşkilatının, həm də hazırda Ukrayna-Rusiya müharibəsindən dolayı kifayət qədər təhlükəsizlik, xüsusilə də hava hücumundan müdafiə sahəsində ciddi problemlərlə qarşılaşan regional və qeyri-regional ölkələrin də bu layihəyə ciddi maraq göstərəcəyini ehtimal etməyə əsas verir. Yəni, Karadeniz'dən Akdeniz'ə, Ege'den de Hazar'a kadar iki kardeş ülke sadece hava savunma olarak mı düşünelim bu sınırların güvenliği, serhatlerin, yani uyuşturucuyla mücadelede, narkotikle mücadelede, kaçakçılıkla mücadelede, insan kaçakçılığı hemen her alanda anladığım kadarıyla bu büyük coğrafyada ortak bir hakimiyet, ortak bir bilgi, malumat merkezi mi olacak burası? Bəli, nəticə itibarilə bu yaradılan yeni hakim layihəsi sərhədlərimizin bütün sinirlərini də özünə belə deyək əhatə etməklə bərabər baş verən istənilən təhdidlərə qarşı birgə qüvvələrin səylərini birləşdirməklə mübarizə aparılmasını nəzərdə tutur. Burada bir çox sahələri sadalamaq olar, daha onları mən təkrar eləmək istəmirəm. Amma hər bir halda bu layihə bölgədə təhlükəsizliyə, sülhün bərqərar olmasına, kənar qüvvələrin bölgədə fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırılmasına yönəlik atılan regional bir layihədir. Caydırıcı olacaq təbii. O zaman insanlar bundan sonra bir şey yaparkən iki kere düşünecek, fikirləşecek, doğru mu? Zaten imzalanan Şuşa bəyannaməsi də kiməsə qarşı yönəlməmişdi. Bizim kiməsə qarşı iddialarımız yox, ərazi iddiamız yox, kimlərisə biz təhdid etmədik. Amma öz müdafiə potensialımızı, təhlükəsizlik məsələlərimizə heç bir halda qənaət etmədən bu məsələlərdə digər bizə qarşı yönələn qüvvələri caydırmağa çalışdıq. Bu, əslində, ən doğru variantdır. Bunu Türkiyədə tətbiq eləyir. Azərbaycan da bu prosesə artıq qoşulub. Çünki güclü olan tərəfə təhdid yaratmağın nə qədər təhlükəli olduğunu Türkiyə orta şərqdə nümayiş etdirib, Azərbaycan Qarabağda nümayiş etdirib. İndi bu qüvvələrin də birgə fəaliyyətləri, təbii ki, daha üstün qüvvələri belə Azərbaycana qarşı fəaliyyətlərdən kifayət qədər çəkindirəcək. Peki efendim, son olaraq Ege'dən Hazar'a TB2'leri, Ankaları, yarın bir gün inşallah Kaanları, yine artı Azerbaycan-Türkiye ortak Kızıl Elma'yı bunları göreceğiz artık öyle mi? Hava... Diye, hansı birin sayıq abi? Türkiye sanayisinde maşallah son günler o kadar yeni adımlar atıldı ki artık ballistik raketi belə var Türkiye'nin. Niye kadar hiç olmadı? Zamanında bir mermiden ötürü Türkiye kimlərədənsə imdad gözləyirdi, silah sursat almaq istəyirdi və Türkiyəyə qarşı bu silahlar da silah olaraq kullanılırdı. Məsələn, filankəsə qarşı atan bassan, Yunana qarşı istifadə edəməzsən. Amma şimdi Türkiyə özü kifayət qədər həm hava hücumundan müdafiə sahəsində, həm dəniz sahəsində, həm raket, həm torpedo, həm TB-lərin dediyimiz müxtəlif versiyonları bilirsiniz, Akıncı'dan tutmuş, Ankara'ya qədər müxtəlif versiyonlarda. O qədər çox çeşiddə pilotlu və pilotsuz vasitələr var ki, onların belə deyə analizini yazıb çatdıra bilmirəm. Belə bir potensialımız var ikən imkanlarımızın birləşdirilməsi təbii ki bizim gələcəkdə bu regionun və hətta Orta Asiyaya qədər uzanan Türk dövlətlərinin daha da genişlənəcəyi ehtimal olunan Türk dünyasının təhlükəsizliyi üçün çox önəmli addımdır. Hesab edirəm ki, bu imkanların birləşdirilməsi hər bizə qarşı olan qüvvələri iki dəfə yox, daha çox sayda düşünməyə vadar edəcək. Çox təşəkkür edirəm Adalet Bey. Dəyərli görüşlərinizi bizlərlə paylaşdınız. Evet, dediyimiz gibi artıq hakimlə birlikdə Ege'dən Hazar'a, Karadeniz'dən Akdeniz'ə ortak bir hava sahası, tək millət, iki devlet, tək hava sahası şuarıyla iki ülkə ortak projelerini devam ettiriyor diyelim. Başkent Bakü'de son sözlerimizde bu şekilde sözü yeniden size bırakalım. Evet Sayın Verdiyev'e teşekkür ediyoruz bu kıymetli değerlendirmeler için. Son derece güzel bir yayın oldu sevgili seyirciler. Mora Yarımadası açıklarında 82 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasına ilişkin hukuki süreç işliyor. Faciaya ilişkin 9 kişi tutuklandı. New York Times gazetesi tekneyi kurtarmayan Yunan sahil güvenliğinin denizcilik yasasını çiğnediğini yazdı. 82 göçmen hayatını kaybetti.
Teknedeki yaklaşık 700 yolcunun 500'den fazlası kayıp. Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen facia nedeniyle Yunanistan eleştirilerin odağında. Yunan sahil güvenliğin tekneye halat atıp dengesiz şekilde çekerek batmasına yol açtığı iddiaları ediliyor. Kurtulan 9 kişi ise göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. New York Times, Yunan sahil güvenliğinin olayı ilişkin açıklamalarındaki çelişkilere, felakete ilişkin şüphelere dikkat çekti. Uzmanlar, yolcuların imdat çağrısının teknenin kurtarılması için yeterli olduğunu vurguluyor. Yunan makamlarının denizcilik yasasını çiğnediği vurgulanıyor. Avrupa Birliği yasasına göre geminin varış noktasına ulaşamama ihtimaliyle yolcu sayısı gibi unsurlar kurtarma kriterleri arasında bulunuyor. Kurtulan göçmenler de sahil güvenliğin tekneye attığı halatla dengesiz şekilde çekilmesi yüzünden teknenin battığını anlatıyor. Yunan sahil güvenliğin kendilerine ateş açmasından korkan göçmenlerin bir bölümü 6 saat yüzerek başka teknelerce kurtarıldı. Çoğu Mısır, Suriye ve Pakistan'dan olan göçmenler için İslamabad bir komisyon kurdu. Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı. Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne 14 Haziran'da alabora olmuştu. Teknedeki 104 kişi kurtarılmış, 82'sinin cesedine ulaşılmıştı. İsrail Batı Şeria'da baskın ve saldırılarını arttırdı. Beytüllahim kentinde Filistinli bir genç başından vurularak öldürüldü. Filistinliler İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde toplandı. İsrail askerleri protestoculara gerçek mermiyle müdahale etti. Başından vurulan Filistinli bir genç yaşamını yitirdi. İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinli'nin evini de buldozerlerle yıktı. Aynı aileden 15 kişinin yaşadığı iki katlı evin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldığı öne sürüldü. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen saldırıda 4 İsrailli yerleşimci öldürüldü. Saldırıyı düzenleyenlerden birinin olay yerinde öldürüldüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Xi için skandal bir ifade kullandı, diktatör dedi. Cezayir, Fransa ilişkileri milli marş nedeniyle gerildi. Fransa ve Arjantin'de düzenlenen protestolarda polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Sırada dünyadan derlediğimiz kısa haber turumuz var. ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da gerçekleştirilen bir etkinlikte skandal bir ifadeye imza attı. Geçen aylarda ABD karasularında yaşanan balon krizini hatırlattı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in istihbarat ekipmanı yüklü balonların nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bu bir diktatör için utanç verici dedi. Cezayir ve Fransa arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Cezayir Milli Marşı'nda Fransa'ya atıfta bulunan bölümün yeniden eklenmesini eleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya yanıt geldi. Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Attaf, Colonna'nın ifadelerini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Belki marşın müziğini de eleştirir, müzik de ona uymuyor olabilir dedi. Marşa eklenen bölümde, "Ey Fransa, serzeniş vakti geçti, biz o günleri kitap gibi kapattık. Ey Fransa, bugün hesap günüdür, hazırlan ve cevabı bizden al" ifadeleri yer alıyor. Fransa'da yine polis şiddeti yaşandı. Başkent Paris'te evsiz göçmenler için düzenlenen gösteriye güvenlik güçleri sert müdahale etti. Polisin bir kişiye vurduğu anlar kameraya yansıdı. Bir göçmen gözaltına alındı. Arjantin'de ise halk gösterileri kısıtlayacak düzenlemeye karşı sokaktaydı. Jujuy eyaletinde protestocular eyalet kongre binasında yangın çıkarmaya çalıştı. Bazı araçlar ters çevrildi, bazıları ateşe verildi. Polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda biri ağır, yaklaşık 70 kişi yaralandı. En az 20 gösterici gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sisteme güven giderek azalıyor. 10 Amerikalı'dan sadece 4'ü sevgili seyirciler hükümet sisteminin sağlam olduğuna inanıyor. Cumhuriyetçilerin %60'ı 2020 seçimlerinde sahtekarlık var fikrinde ısrar ederken toplumun %55'i ise temel haklarını kaybetmekten endişe ediyor. Amerikan toplumunun sisteme yönelik kaygıları giderek artıyor. New Jersey'deki Monmouth Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma bu konuda çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre yönetimdeki yanlışlara vurgu yapan 10 Amerikalı'dan 4'ü hükümet sisteminin sağlam olmadığını düşünüyor.
Cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğunun tavrı ise 6 Ocak'taki baskın dönemiyle aynı noktada. Cumhuriyetçilerin 3'te 2'si 2020 seçimlerinde sahtekarlık yapıldığını savunuyor. Cepheleşmede görülen artış da ankete yansımış. Ankete katılanların %81'i ülkede bölünmüşlük olduğu görüşünde. Amerikan toplumunun farklı alanlarda da olsa %55'lik kesimi temel haklarının elinden gideceği endişesini taşıyor. Sanılanın aksine cumhuriyetçilerin temel hak ve özgürlüklerini kaybetme kaygısı demokratlardan daha fazla. Muhafazakar kesimin %38'i silah taşıma hakkının elinden alınmasından korkuyor. Yine aynı oranda ifade özgürlüğüyle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyorlar. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta sevgili seyirciler bir kadın cezaevinde çeteler arasında çatışma çıktı. 41 kişi hayatını kaybetti. Orta Amerika ülkesi Honduras'ta hapishane karıştı. Başkent Tegucigalpa'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeyindeki kadınlar cezaevinde çeteler arası çatışma çıktı. Çatışmanın çetelerden birinin üyelerinin rakip çetenin hücresine ateşe vermesiyle başladığı ifade edildi. Olayda 41 kişi öldü. Kurbanların çoğunun yanarak hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hapishane çevresine çok sayıda güvenlik gücü yerleştirildi. Yaklaşık 900 mahkumun bulunduğu cezaevinde acil durum ilan edildi. Honduras'ta 2019 yılında bir hapishanede yaşanan kavgada da 18 mahkum ölmüştü. Özbekistan'a gideceğiz. Şimdi Özbekistan'da Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Cumhuriyetleri ile basitleştirilmiş gümrük koridoru oluşturulacak. Öte yandan 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Özbekistan'da. Buna ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Ayrıntılar alacağız Özbekistan gündeminden. Notları aktaracak bize Taşkent'ten Şahrukbek Halimoğlu. Evet, Coşkun Özan 11 Kasım 2022'de Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi gerçekleştirilmişti ve birçok belge ve anlaşmalar imzalanmıştı. Bunlardan bir tanesi de gümrükle ilişkin bir anlaşmaydı ve mutabakat zaptı imzalanmıştı ve önümüzdeki günler içerisinde bu yönde yeni bir gelişmeler beklendiğini söyleyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı kararıyla Türk Cumhuriyetleri ile basitleştirilmiş gümrük koridoru oluşturulmasına ilişkin bir belge imzalandı ve önümüzdeki dönemde Özbekistan Gümrük Komitesi bu yönde yeni yönetmelikler üzerine çalışacak ve yeni yönetmelikler yayınlanacak. Şu anda bu kararın neleri kapsadığını ve neler değişeceğine ilişkin herhangi bilgi söylemek mümkün değil. Çünkü Özbekistan Gümrük Komitesi bu yönde yeni yönetmelikler yayınlanmasına kadar bunu bekleyeceğiz ve tahmin ediyoruz ki Özbekistan Türk Cumhuriyetleri ile birlikte ticarette gümrük işlemlerinin yapılmasında ve gümrük ücretlerinde önemli öncülükler tanınacak ve Özbekistan'dan Türk Cumhuriyetlerine ihracat ve ithalat konusunda çok kolay bir yöntemler uygulanabilecek diye söyleyebiliriz. Öte yandan Özbekistan 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlanıyor. 9 Temmuz'da tüm Özbekistanlılar sandık başına gidecek ve yeni Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak. Şu anda hazırlıklar sürüyor. 28 Haziran'dan 5 Temmuz'a kadar vatandaşların erken oy kullanmasına imkan tanınıyor. Bazı bölgelerde ve farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar erkenden oylarını kullanabilecekler. Mevcut 5 siyasi partiden 4 aday gösterildi. 2 parti aynı adayı yani şu anki Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i aday göstermişti. Adaylar ülke genelinde vatandaşlarla, seçmenlerle görüşmelerini ve buluşmalarını gerçekleştiriyorlar. Seçim programlarını tanıtıyorlar ve önümüzdeki günlere kadar bu tanıtımlar ve buluşmalar devam edecek. Öte yandan malum Kurban Bayramı yaklaşıyor. Özbekistan tarafından Kurban Bayramı'nın 28 Haziran'da kutlanmasına karar verildi ve 2 Temmuz'a kadar Özbekistan vatandaşlarına resmi tatil ilan edildi. Cumhurbaşkanı kararıyla bu yönde çarşamba, perşembe, cuma günleri 3 gün tatil hem de 2 gün hafta sonu tatiliyle birlikte toplam Özbekistan vatandaşları 5 gün tatil yapacaklarını söyleyebiliriz diyerek sözü size bırakalım. Şahrukbek Halimova teşekkür ediyoruz. Özbekistan gündeminden notlar böyleydi. Sevgili seyirciler Kırgızistan'a gideceğiz. Şimdi Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Japarov gerçek kişilere ait varlıkların gönüllü olarak yasallaştırılması ve affıyla ilgili kanunu imzaladı. Mayıs ayı başında parlamento tarafından kabul edilmişti kanun.
mal varlığı beyanlarında yer almayan varlık türlerinin milli ekonomiye katkı yapması bekleniyor. Kırgızistan'da gerçek kişilere ait varlıkların gönüllü olarak yasallaştırılması ve affıyla ilgili kanun yürürlüğe girdi. 4 Mayıs'ta parlamento tarafından kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanı Sadır Japarov tarafından imzalandı. Böylece devlet herhangi bir nedenden ötürü daha önce mal varlığı beyanlarında gösterilmeyen varlıkların yasal zemine oturtulmasının ve kayıt altına alınmasının önünü açmış oldu. Kanunun yürürlüğe girmesiyle gerçek kişilere ait mal varlığı ve kazançların milli ekonomiye dahil olması ve ekonomiye iç ve dış yatırım olarak katkı yapması hedefleniyor. Ayrıca kayıt dışı ekonominin azaltılması için de önemli bir etken olacağı düşünülüyor. Ancak kanun mahkeme kararıyla haciz konulan veya başkasına devredilen veya cezai veya idari soruşturmaya konu olan mal varlıklarının yasallaştırılmasını ve affını kapsamıyor. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Uluslararası Türk Akademisi'nin Genç Türkologlar Yaz Okulu devam ediyor. Sevgili seyirciler, Türkiye Bilimler Akademisi'nin desteklediği etkinliğe Balkanlardan Orta Asya'ya kadar birçok ülkeden genç bilim adamları katılıyor. Uluslararası Türk Akademisi'nin Genç Türkologlar Yaz Okulu Bişkek'te devam ediyor. 19 Haziran'da başlayan programa Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ev sahipliği yapıyor. Türkiye Bilimler Akademisi'nin destekleriyle düzenlenen organizasyonda Türk dünyasının ortak kültürü, tarihi ve edebiyatı üzerine çalışmalar ele alınıyor. 226 genç bilim insanının başvuruda bulunduğu programa 30'u genç bilim insanı katılma hakkı kazandı. Avrupa'dan, Balkanlardan, Bosna Hersek, Macaristan, Makedonya'dan başlayıp bütün Türk dünyasını kapsayan, aynı zamanda Moğolistan, Rusya'nın Başkurdistan ve Tataristan özel bölgelerinden de genç ilim adamları, türkologlar geldiler. Ve bunların arasında hem tarihçiler, hem edebiyatçılar, hem dil bilimciler, hem arkeologlar var. Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, ilk kez düzenlenen Genç Türkologlar Yaz Okulu'nun Türk dünyasının genç bilim adamlarının kaynaşması açısından da önemli olduğunu ifade etti. 26 Haziran'a kadar sürecek olan yaz okulunda 11 bilim adamı eğitim verecek. Ayrıca genç türkologlar konuyla ilgili seminerler ve ülkelerini tanıtan etkinlikler düzenleyecekler. Sevgili seyirciler, TRT geleceğin karar alıcılarını İstanbul'da bir araya getirdi. Küresel sorunlar ele alındı, ortak cevaplar arandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Next by TRT World Forum'da dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı bini aşkın katılımcı yer aldı. Next by TRT World Forum İstanbul'da yapıldı. Foruma katılan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT'nin dünyada tartışılan konulara odaklandığını ve forumun da bu amaca hizmet ettiğini söyledi. TRT olarak bu tartışmaları kendi alanımızda sürdürmek ve buna öncülük eden dünyadaki farklı bireyleri, işte Next'te de bunun genç jenerasyonlarını buluşturmak arzusundayız. Bunu da çok başarılı bir şekilde yapıyoruz. TRT Genel Sekreteri İbrahim Kereş de TRT'nin birçok etkinlik ve organizasyonla gençlere ulaşmasının önemine vurgu yaptı. TRT hem bellektir hem gelecek. Sayın Genel Müdürümüz Profesör Doktor Mehmet Zahit Sobacı bunu özellikle çok kullanıyor. Next de bunu yapıyor aslında. Forumda yapay zeka odaklı medyada etik, teknoloji nasıl daha katılımcı hale getirilebilir, iklim değişikliği gibi küresel merak uyandıran sorular soruldu. Cevaplar birlikte arandı, deneyimler paylaşıldı. Forum hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de dünya için önemli olduğu kadar heyecan verici bir platform. Yapay zekanın gazetecilerin yerini almayacağına ama işimizi daha iyi yapmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. İnsan unsuru hikaye anlatıcılarında, empati ve etik konularda olmazsa olmaz olacak. Doğuştan görme engelliyim. Görme engellilerin sosyal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak için teknolojiler geliştiriyoruz. Çok mükemmel bir organizasyon içerisindeyiz bugün. Bizim yeni bir gezegene değil, yeni bir düşünce setine ihtiyacımız var. Dünyada 8 milyon insan problem değil, sorun eşitsizlik. Next by TRT World Forum'da sporcular da hikayelerini anlattı.
Gençlik formunda olmak benim için büyük mutluluk. Afrikalıların spor ve spor dışında katkı sunacağı çok alan var. Her zaman önerdiğim, siz futbolcusunuz ama her şeyden önce dünya vatandaşısınız. Afrika, Avrupa, her neredeyseniz pozitif mesaj vermelisiniz. Burada olmak çok ayrı bir onur ve gurur. Umarım olimpiyat özelinde deneyimlerimi paylaşmam diğer gençler için faydalı olur. Bu kadar farklı yerlerden gelen insanlarla buluşmayı sağlayan bu forum mükemmel bir fırsat. Her zaman zorluklar var ve bana göre başarı, pek çok başarısızlık, yenilgi sonunda oluyor. Tasavvuf ve Japon kültürü. İngiltere'nin başkenti Londra'da buluştu Osmanlı tasavvufu ve Japon kültürü uzmanı Dr. Naoki Yamamoto, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde tasavvuf ve Japon kültürünün ortak yanlarını paylaştı. Söyleşide geleneksel Japon çay seremonisi de yapıldı. Kaseler konuldu, çaylar özenle hazırlandı. Osmanlı tasavvufundan Japon kültürüne uzayan köprü, İngiltere'nin başkenti Londra'da kuruldu. Osmanlı tasavvufu ve geleneksel Japon kültürü alanında uzman, Japon akademisyen Dr. Naoki Yamamoto, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuştu. Bir Japon olarak kendisini etkileyen Türk maneviyatının ana temalarını paylaştı. Yamamoto, Türk has sanatını kullanarak Türk ve Japon kültürlerinin ortak ürünü olarak tasarladığı Natsume çay kutularını katılımcılara tanıttı. Söyleşide geleneksel Japon çay seremonisi de yapıldı. Selamlama, çayı karıştırma ve içme adabından oluşan tüm ritüeller gerçekleştirildi. Turizmin başkenti Antalya'da 2023 yılında da işler yolunda. Sevgili seyirciler, turist sayısındaki rekorlarla yıla başlayan kentten yeni haberler üst üste geliyor. Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı sadece geçen cumartesi 86.278 oldu. Aynı gün kente 1081 uçağın iniş kalkış yapmasıyla şimdiye kadarki en yüksek rakama ulaşıldı. Bacasız sanayi turizm 2023'te birbiri ardına rekorlara imza atıyor. Turizmin başkenti Antalya bu yıl gelen turist sayısı bakımından koronavirüs salgını öncesine döndü. Kent 2023'te en çok turistin geldiği yıl olan 2019'un verilerini yakaladı. Antalya'ya hava yoluyla gelen turist rakamında ve günlük iniş kalkış yapan uçak sayısında kendi rekorunu tazeledi. 17 Haziran Cumartesi günü 24 saatlik dilimde 1081 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. Aynı gün 86.278 yabancı yolcu Antalya'ya giriş yaptı. O gün gelen giden toplam yolcu sayısı 187.968'e ulaştı. Bu yıl 1 Ocak 19 Haziran arasındaki toplam turist sayısında da geçen yılın aynı dönemine göre %33'lük artış var. Kenti ziyaret eden toplam yabancı turist sayısı 4.695.000'e yükseldi. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısındaki artış 1.153.000 oldu. Turizmin başkentinde yıl sonu hedefi 15 milyon turisti ağırlamak. Türkiye'nin gurur markalarından Türk Hava Yolları bir kez daha sevgili seyirciler Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülüne layık görüldü. 325 şirket arasından hizmet kalitesiyle sıyrılan Türk Hava Yolları birçok kategoride de zirvede olmayı başardı. Türk Hava Yolları Türkiye'nin göklerdeki gururu olmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları 325 hava yolu arasından 8. kez Avrupa'nın en iyi hava yolu seçildi. 2022-2023 Skytrax ödülleri anketine 100'den fazla ülkenin vatandaşı katıldı. Anketteki 20.230.000 cevap değerlendirilerek en iyiler tespit edildi. Kazananlar Paris Havacılık ve Uzay Müzesi'nde düzenlenen havacılık endüstrisinin Oscar'ları olarak bilinen bir etkinlikte duyuruldu. Türk Hava Yolları bir kez daha Avrupa'nın en iyi hava yolu olmanın gururunu yaşadı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu ödül bayrak taşıyıcı markamızın sektördeki liderlik pozisyonunun güçlenmesini sağlamaktadır dedi.
Türk Hava Yolları Avrupa'nın en iyisi olurken dünyanın en iyi business sınıfı ikram servisi, dünyanın en iyi ekonomi sınıfı ikram servisi, Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu ve Avrupa'nın en iyi ekonomi servis koltuğu ödüllerine de layık görüldü. 1912'de batan Titanic'e turistik amaçlı yolcu taşırken kaybolan denizaltıya ulaşmak için zamana karşı yarış sürüyor sevgili seyirciler. Pazar günü dalışa geçen denizaltıda 4 yolcuyla bir kaptan bulunuyor. Yolcu ve mürettebata yaklaşık 30 saat yetecek kadar oksijen kaldığı tahmin ediliyor. Bölgede arama çalışmaları devam ederken ekipler patlama sesleri duyduklarını rapor etti. Titanic gemisinin enkazına yolcu götürmek için yola çıktı. Pazar günü dalışa geçen denizaltı ile 1 saat 45 dakika sonra irtibat kesildi. Bir kaptan ve 4 yolcunun bulunduğu denizaltı okyanusun karanlık sularında kayboldu. Dünyanın en büyük gemi kazası olarak tarihe geçen ve 1913'te 1500 kişiye mezar olan Titanic'in enkazını görmek isteyen turistler denizaltılarla yolculuğa çıkıyor. Kanada'nın Newfoundland and Labrador eyaleti açıklarında 3800 metre dipteki geminin enkazına ticari amaçlı seyahat düzenleniyor. Bu amaçla dalış yapan Amerikalı OceanGate Expeditions isimli firmaya ait 6,5 metrelik denizaltıya pazar gününden bu yana ulaşılamıyor. Arama kurtarma çalışmaları 7600 mil karelik alanda gece gündüz sürüyor. 96 saatlik yani 4 günlük kesintisiz dalış kapasitesine sahip denizaltıyı bulmak için zaman daralıyor. Denizaltıda ancak Perşembe gününe kadar yetecek oksijen kaldığı bildiriliyor. Amerikan basınında denizaltının arandığı yerde düzenli olarak 30 dakikada bir patlama sesi duyulduğu ve bölgeye sonar ekipman sevk edildiğine dair haberler yer aldı. Amerikan Sahil Güvenliği de iddiayı doğruladı. Seslerin tespit edildiğini, denizaltıya ulaşılamadığı duyuruldu. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarına Amerikalı ve Kanadalı deniz kuvvetleriyle sahil güvenlik birimleri katılıyor. Çalışmalarda sonar cihazlar kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri derin deniz kabiliyetleri yüksek kuvvetleri de hazır bekletiyor. Fransa'da bir gemiyle 4000 metre derinliğe kadar dalabilme kapasitesine sahip su altı arama robotu gönderdi. 58 yaşındaki İngiliz milyarder Hamish Harding ile Pakistan'ın en zengin iş insanlarından 48 yaşındaki Şehzade Davut ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman yolcular arasında. OceanGate şirketinin kurucusu Stakin Rush'la Fransız denizaltı pilotu Paul-Henri Narjole de denizaltıda bulunduğu biliniyor. Avrasya gündeminin sonuna geldik. Bu haberle birlikte yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.